Herkese merhabalar. Yazılarınız tüm hızıyla devam ediyor. Sizler de sıkı sıkıya çalışıp en yüksek notları almaya çalışıyorsunuz. Bizler de Tonguç Akademi olarak sizlere yazma sınavıyla alakalı taktikler vermek istedik. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı soru dağılım tabloları ve örnek senaryolar yayınladı. Burada bir hikayeyle alakalı mesela diyelim ki 8. sınıflarda bir günlük yazmamızı istemişler. Veyahut da yine bir hikayeyi unsurlarıyla verip bizlerden buradan bir hikaye oluşturmamızı istemişler. Veyahut da 7. sınıfta hikayenin sadece kullanılacak kelimelerini vermişler. Bakın burada hatta işte vatan, fedakarlık, çalışma, halk, özlem bununla alakalı bir öykü yazın demişler. Bizler hikaye yazımı nasıl olmalı, günlük yazımı nasıl olmalı veyahut da bir makale yazımı nasıl olmalı bunları size şimdi çok kısa bir video ile göstereceğiz. Sizler zaten Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına bakarak güzel güzel yazılarınıza çalışıyorsunuz ve yazı notlarınızdan da zaten kendi sınıfınıza uygun bilgileri çok güzel bir şekilde alıyorsunuz. Ama şimdi örnek sorular üzerinden nasıl bir şekilde bir tema, bir öykü, bir olay, bir günlük yazılır bunları size göstermeye çalışacağız. Şimdi demiş ki mesela bu örnek sorularda var Milli Eğitim'in sizlerle paylaştığı sorularda. Aşağıdaki sözcükleri de kullanarak vatan sevgisi temalı bir öykü yazınız. Öykünüzü oluştururken yazım ve noktalama kurallarına dikkat ediniz demiş. Şimdi arkadaşlar öykü ya da bir makale ya da bir hikaye hiç fark etmez ya da bir günlük yazarken ilk başta dikkat etmeniz gereken şey direkt kalem alıp başlamamanız gereklidir. Çünkü direkt başlarsanız ister istemez senaryonuzu tam kafanıza oturtamayacağınız için bazen geri dönüşler yapmak zorunda kalırsınız. Silmek zorunda kalırsınız. Peki hocam nasıl yapacağız? Yapmanız gereken şey şu. Şimdi bizden vatan, fedakarlık, çalışma, halk, özlem kelimelerini kullandığımız bir öykü yazmamızı istediği zaman ilk başta kafamızda bir konu ve tema belirlememiz lazım. Yani benim öykümün konusu çalışmak olacak demeniz lazım. Veya benim öykümün konusu halk olacak demelisiniz. Bunlardan biri veya başka bir konu da belirleyebilirsiniz. Sonrasında burada bir olay örgüsü oluşturmanız gerekiyor. Konuyu belirledikten sonra, temayı belirledikten sonra olay örgüsü. Yani işte bir kişi var, bu çok çalışıyor, bunu vatanı için yapıyor. Bir doktor mesela, ülkesini kalkındırmak, ülkesini geliştirmek için gece gündüz hem dersine çalışıyor hem de hastaları iyileştiriyor. Bazen fedakarlık yapıyor kendi ailesinden. Bunu ülkesini ve vatanı ve halkını sevdiği için yapıyor. Bazen işte sevdiklerine özlem duyuyor gibi bir hikaye oluşturuyorsunuz zihninize. Sonrasında da arkadaşlar kişiler biliyorsunuz. İşte doktor var, ailesi var, hastaları var diyebilirsiniz. Ama daha hala hikaye yazmadınız. Sadece kafanıza böyle bir eskiz yapıyorsunuz. Kurşun kalemle zaten silebileceğiniz için sayfanın kenarına yazıyorsunuz bunu. Yani şöyle bir sayfanız varsa şak diye hikaye böyle satır başı başlamak yerine ilk başta şuraya böyle eskiz denilen yani böyle bir taslak yapıyorsunuz. Aynı zamanda kişilerden sonra yeri de belirliyorsunuz. Bu hikaye mesela İstanbul'da geçsin veyahut da Şırnak'ta geçsin veyahut da Tekirdağ'da geçsin diye zihninizde tasarlıyorsunuz. Ama hala öykünüzü yazmadınız. Sonrasında tabii ki de hikayenizin yazdıktan sonra tabii ki bir ad vermeniz gerekecek hikayenize. İşte fedakar doktor veyahut da vatan için savaşanlar veya asker de belirleyebilirsiniz. Burada kesin olan şey yazmaya başlamadan önce belli bir taslak oluşturmanız gerektiği arkadaşlar. Sonrasında bunu belirledikten sonra hikayenizi yazmaya başlıyorsunuz. İşte bir doktor vardı böyle böyleydi, şöyle iyiydi, şöyle çalışkandı. Okulu bitirdikten sonra direkt ülkesi için bak ülkesi yerine vatan diyebilirsiniz mesela. İnsanları çok sevdi yerine halkı çok sevdi. Yani orada artık bu kelimeler önünüze durduğu için rahat rahat geçirebilirsiniz. Ve olayı zihninize planladığınız için kişiler sonradan ekleyebilirsiniz kişileri. Bunları buraya yazıp hocaya göstermek zorunda değilsiniz. Bunları sadece zihninize plan yapıyorsunuz. Sonra bunu silip bu bittikten sonra burayı yazdıktan sonra burayı silebilirsiniz. Hoca baktığı zaman diyecek ki ya bu bütün kelimeleri kullanmış. Bu hikayenin konusu belli. Olay örgüsü belli. Kişileri belli. Yer belli. Hepsi belli. Her şey oturmuş. Ve hikayenin başına da çok güzel bir başlık koymuş. O zaman ben bu öğrencinin artık sadece yazım ve noktalamasına dikkat edeyim diyecek. Yazım noktalamada da DDA'ya, özel isimlere, aynı zamanda cümlenin sonuna nokta koyup koymadığınıza dikkat edin arkadaşlar. Virgüllere dikkat edin. Ardından zaten hocanın size en yüksek puanı verecektir. Mesela başka sınıflarda bu şekilde kelimeleri değil, direkt olay örgüsüne veriyor. Şahıs varlık kadrosuna veriyor. Mekanı da veriyor. Zamanı da veriyor. Anlatıcıyı da veriyor. Anlatıcı neydi hocam? İşte geldim diyorsanız birinci kişiydi. Veyahut da geldik diyorsanız birinci kişiydi. Ama geldiler veyahut da işte geldi diyorsanız üçüncü kişiydi. Zaten burada Kerem ve arkadaşı Ahmet'in pazar günü futbol maçı izlemek için babaları birlikte stadyuma gitmeleri diyor ya. Burada artık siz ya Kerem ya da Ahmet olmalısınız yani birinci kişi anlatmalı. İşte babam ve ben işte Ahmet'i de alarak maça gitmiştik. Ahmet'in babası da geldi. Maç çok kalabalıktı. Pazar günüydü. Herkes bizi izliyordu. 0-0 bitti. Neyse artık. Bu önemli değil. Burada artık birinci kişi ağzı olduğu için anlatıcı siz olduğunuz için mecburen siz Kerem ya da arkadaşı Ahmet olmalısınız. Veyahut da siz kendinizi kattıysanız Kerem de Ahmet de size katılmalı. Burada adamın istediği şey
birinci kişi ağızda olduğu zaman kahramanlardan biri olup olmadığını biliyor mu acaba demek istiyor. Çünkü siz burada eğer üçüncü kişiyi ağızda ilan, Kerem ve arkadaşı tatile gitti diyorsanız, o zaman maça gitti diyorsanız bu birinci kişi ağızda değil, üçüncü kişi ağızda olmuş olur. Burada bakın size şahısı, mekanı, zamanı anlatıcı olay örgüsünü zaten verdi. Hocam biz burada niye anlatıcı yazmadık? Anlatıcı üçüncü kişi olabilir, birinci kişi olabilir. Bize kimse karışamaz. Başka bir şeye bakalım. Bu sefer demiş ki yine başka bir sınıfta. Burada da Müge ile alakalı 8. sınıfta yazmamızı istemişler. Müge ailesiyle büyük bir şehirde yaşıyordu. Kendisi 14, kardeşi 8 yaşındaydı. Okullar kapanmış. Müge ortaokuldan mezun olmuştu. Müge ve kardeşi her yaz olduğu gibi köylerine gidecek ve fındık mevsimi geldiğinde dedesi ve ninesine yardım edecekti. Dedesi ve ninesi Karadeniz'in şirin bir köyünde yaşıyor diyor. Bak, Karadeniz'in şirin köyü diye bir mekan verdi. Yaz tatili diye zaman verdi. Müge, kardeşi, dedesi ve ninesi diye kişileri de verdi. Bundan sonra olayı da siz belirleyin diyor. Burada düğün bölümünde siz birazcık ilginç bir olay. Orada işte biriyle tanıştı veyahut da fındık bahçesindeyken kardeşi kayboldu. Onu aradılar diye kendince bir heyecan katabilirsiniz. Çözüm bölümünde de olayı çözümlersiniz arkadaşlar. En sonunda kardeşini buldular veyahut da işte tanıştığı kişiyle çok iyi arkadaş oldu ve hala İstanbul'da da görüşüyorlar gibi farklı bir bitiş yapabilirsiniz. Bakın yine burada da Çınar yine 8. sınıfta yine şahısları vermiş, mekanı vermiş, zamanı vermiş, olayı vermiş. Üçüncü kişiyle anlatım demiş. Bu sefer demek ki Çınar ve annesi gitmişti diyebilirsiniz. Veyahut da Çınar, annesi, babası ve ablası gittiler diye onlar gitti ya da onlar gittiler şeklinde de bu hikayenizi yazabilirsiniz. Zaten bütün her şeyi vermiş. Aynı şekilde başka bir şeyde de demiş ki yazınızı oluşurken yazım ve noktalamaya dikkat ediniz. Bu sefer bir hikaye değil, bir metin yazmamızı istiyor. Giriş, gelişme, sonucu vermiş. Girişteki ifadeleri benzer bir şekilde sonuçta kullanacağınızı unutmayın. Gelişmede de girişteki ifadelerle alakalı örnekler, biraz daha detaylı anlatım yapmanız gerektiğini unutmayın. Yani burada ne demiş? İşte deniz kirliliği, denizlerde endüstriyel, kimyasal, tarımsal veya evsel atıkların sulara karışması sonucu yeryüzündeki su birikintileri oluşan çevre kirliliğidir. Tamam. Denizlerdeki sulara karışan zararlı maddeler deniz canlılarını etkiler. Gelişmede yapmanız gereken şey şu. İşte buradaki endüstriyel, kimyasal, tarımsal dedi ya. İşte fabrikalardan dökülen zararlı atıklar, tarlalardan gelenler, işte insanların şehir, deniz kenarında yaşayan insanların evlerinden gelen zararlı şeyler çevremizi ve denizi kirletirler. Aynı zamanda bu maddeler zamanla bir şekilde bize aktarılır diyerek burada olayı biraz daha örneklendirmeniz lazım. Sonuçta da yine burayı, bakın buradaki ifadeyi net bir şekilde birebir olmamak koşuluyla birazcık değiştirerek. Yani şöyle mesela. Tarımsal, kimyasal, endüstriyel ve evlerden gelen atıklar sulara karıştığında yeryüzündeki su birikintilerinde oluşan kirliliğe deniz kirliliği denir derseniz, yani cümleyi devrik hale getirirseniz ne olur biliyor musunuz? Giriş ve sonuç aynı şey ama çok güzel yazmış diye hocanızdan tam puan alırsınız arkadaşlar. Burada da bir günlük yazmamızı istemiş yine 8. sınıfta. Burada yapmamız gereken şey de bu arkadaşlar. Mutlaka sağ tarafa tarih atıyorsunuz. İşte bugünün tarihi ne diyelim ki? 24 Aralık 2023. Bu tarihi attıktan sonra buraya samimi dille istediğinizi yazabilirsiniz. Günlüğünüz, gezi hakkında olabilir, sosyal yaşantı olabilir, beslenmenizden bahsedebilirsiniz, egzersizlerinizden, ailenizden, hiç fark etmez. Fakat günlüğünüze de ilk başta dikkat etmeniz gereken şey tarih, ikincisi ise bir giriş yapmaktır. Yani ne hakkında yazacağınızı samimi bir şekilde yazmadan önce bir zihninize giriş yapmanız sizin için faydalı olacaktır. İnşallah hem yazma sınavlarınıza hem dinleme, hem konuşma sınavlarınızda hem de normal sınavlarınızda en yüksek notlar alırsınız. Bizler hem videolarımızla, yazılı provalarımızla hem de yazılı notlarımızla sizlerin yanınızdayız arkadaşlar. Mutlaka yazılı provalarımızı izlemeyi unutmayın. Yazılı notlarındaki ortak sınav denemelerine de bakın. Burada mesela 6. sınıflarda biliyorsunuz Türkiye'de gelenli sınavlar var. Ortak sınav denemelerine de buradaki etiketi kazıyarak, arkasına kodu girerek hem 6'larda hem 7'lerde hem 8'lerde rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize yazılarınıza başarılar. İnşallah yazılarınızdan 100 alırsınız arkadaşlar. Donguç Dershane sundu.